Manşete hoş geldiniz. Türkiye Medya Mahallesi gündeminde ağırlıklı olarak Denizbank, Seçil Erzan, Fatih Terim ya da işte Terim Fonu üzerinden yürüyen haberler var son bir haftadır. Buna bakacağız elbette ama orada Fatih Terim kadar en az gündeme getirilmesi gereken bir isim var. O isimden kimse bahsetmiyor. Yoksa bu haberlerin veya bu yargı organizasyonunun veya soruşturma organizasyonunun veya medya organizasyonunun ya da bu işin nasıl şekilleneceğinin şekillenmesi gerektiğinin arkasındaki isim bu isim olabilir mi? Ona bakacağız. Fakat ondan önce i, iktidardaki tartışmaya. Daha doğrusu ittifakta bir yarılma var mı, yok mu ona bakacak bakalım. Erdoğan MHP'den mi sıkıldı? Evet, bu bir alternatif olarak var. Ben şahsen buna çok fazla ihtimal vermesem ya da e, bu ihtimali güçlendirecek. MHP'den sıkıldığı doğru da MHP'nin yerine ne koyacak? İşte o açıdan çok fazla bir alternatif olmadığını düşündüğüm için MHP ile el mecbur devam edecek diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Yoksa hiçbir iktidar, hele Erdoğan tabiatındaki biri ortak istemez. Zaten geriye doğru da böyle. Bildiğini okur. Fakat şu anda özellikle parlamentodaki denge itibariyle buna ihtiyacı var. Çünkü azınlıkta 264 milletvekili var. 300'ün çok altında. Meclisten yasa geçiremez ya da mecl meclis çalışmalarını yönetemez. Şunu unutmayın, kend, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde, mevcut sistemde e, ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde neyse. Yani anayasada böyle şeyler de yazmıyor da işte ucube bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi isterse e, sarayı kitleyebilir. Ondan dolayı da ister istemez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem muhalefetten gelen tüm önergeleri reddedecek bir yapı kurdu AKP MHP olarak. Hem de istediği her şeyi de meclisten geçirecek bir yapı kurdu. Bundan hoşnut değil ve tabii bu ortaklık sonucunda ister istemez siz ortağınıza bir şeyler vereceksiniz. Onun küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan, kaç sandalyeyle size destek olduğuna bakmadan. Yani 8 sandalyeyle bile bırakın 50 sandalyeyi. 8 sandalyeyle bile size destek verse o önemlidir ve sizin eşiği aşmanızı sağlar. Ondan dolayı da orantısı ölçüsünde değil. O değerde bir şey verilir karşılığında. Bundan dolayı da gerek teşkilatta, partide, yönetimde filan rahatsızlık olduğu söyleniyor elbette. iktidar şerik kabul etmez eskilerin tabiriyle ortak kabul etmez. Erdoğan tabiatındaki biri hiç eder mi? Fakat mecbur. Onun yerine bir şey koyamayacağı için şu anki mevcut denklemde ha diyebilirsiniz ki İyi Parti de hükümete çalışıyor. İşte saadeti var, geleceği var. CHP de sağ sol oy şu andaki ortam çok fazla buna elverişli değil öyle görüyorum ben hiçbir ortak MHP gibi blok halinde Erdoğan'ın arkasında durmaz ama evet geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın yaptığı çıkışın 50 artı 1 çıkışının bu rahatsızlığın altını çizen bir çıkış olduğuna dair çok kuvvetli emareler var. Zaten olay şu anda 50 artı 1'den MHP-AKP huzursuzluğuna veya ittifakta bir rahatsızlık var mıya döndü. Bazı açıklamalar da belki daha iyi okunabilir. O gün çok iyi anlaşılmamış olabilir. Misal, Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta meclis grup toplantısında sarf ettiği şu iki cümle. İlki, kuş beyinlerinizle cumhuru çatlatmaya kabiliyetiniz yetmez. Şimdi burada kuş beyinlerde kastı muhalefet olmayabilir Devlet Bahçeli'nin. Belki de AKP'nin içine sesleniyordu veya sarayda birilerine sesleniyordu. Hiç kimsenin sırtına binmedik, kimseyi de sırtımıza bindirmedik lafıyla da Bahçeli gene muhalefeti şunu bunu falan değil veya bir takım odakları değil sarayı, AKP'yi, yönetim katını falan hedef almış olabilir. Bu laflara biraz da oradan bakılabilir. Sait Sefa demiş ki Erdoğan Bahçeli'yi sırtından atmakta kararlı. Evet yani geçen haftadan bu yana böyle bir düşünce de ağırlık kazanıyor ama ben nasıl düşündüğümü başta söyledim. MHP kadar kullanışlı, adeta bir ordu gibi yukarıdaki komutanın talimatı dışında hareket etmeyen 50 kişilik likit bir grubu ee, bulamayabilirsiniz. İyi Parti mi? Yani İyi Parti görüyorsunuz yani şu anda iktidara ortak olmadan çözülmüş durumda. Meral Akşener siyaseten ve fiilen bitmiş durumda. O mu size koltuk değnekli yapacak? Orada bir garanti beklemek boşuna. Tabii hamleleri de hamleler de son derece dikkat çekici. Ne oldu önemli değil. Yok Orhun haber sitesi öbürü bir iki Sinan Ateşçi Ülke Ocakları'nın genel başkan yardımcısı tutuklanmış. Sinan Ateş cinayeti ve ona bağlantılı onunla bağlantılı bir takım silsileden bahsediliyor ama yani Sinan Ateş de eski Ülke Ocakları Başkanıydı. Devlet Bahçeli'yle tıpkı fotoğrafta olduğu gibi fotoğrafları var. Fakat şimdi mevcut Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve kardeşi tutuklanıyor. Şimdi bu konu MHP Genel Merkezi'nin Bahçeli'yi falan geçti. MHP Genel Merkezi'nin veya MHP yönetim katının bilgisi dahilinde olabilir mi? Eğer bilgisi dahilinde değilse varın siz hesap edin. Bu konuda herhangi bir açıklama da yok. Kapı var. Nitekim geçtiğimiz hafta bu 50 artı 1 krizi filan odaklı Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın bir araya geleceği açıklanmıştı Perşembe günü. Açıklama değil de bekleniyordu. O, o, da olmadı. Sadece Mehmet Uçum aracılığıyla ittifakımız güçlüdür. Sarsılmaz falan mealinde bir tweet atıldı ve onunla geçildi. Mehmet Uçum da sarayda başlanışman. Ee, bir gerilim var devam ediyor ve bu gerilim şu anda muhtemelen e, buzdolabında veya rafta fakat haftayı bu gerilimle geçireceğimize şüpheniz olmasın. O arada Cevheri Güven e, YouTube'da YouTube kanalında ortaya çıkardı son derece mühim bir gazetecilik e, işine imza attı. Fahrettin Altun kendi şöhreti için İsrail medyasında parayla haber yayınlatmış. İşte onun içinde Emir Ekşioğlu diye bir adamı kullanıyormuş. Haretz'den önce gö göndermişler haberi. Haretz kabul etmeyince de Times of Israel'e göndermişler. Ve orada Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibi derhal durdurulmalı analizini veya yazısını yayınlatmışlar. Ve Altun da bunu alıyor tabii. Bak işte beni durdurmaya çalışıyorlar. Bak nasıl benim namım almış yürümüş. Bir tehdit oldum falan filan. Yani kim takar Fahrettin'i ya? Dış kapının dış mandalı ama işte şeyde Türkiye'de bu tür yönetimlerde böyle şeyler ortaya çıkıyor. Hani çakma göbes diyorlar ya. Hitler'in propaganda bakanına açfen. Yani herkes bir biçimde sadece Erdoğan değil Erdoğan sonrasına da gücünü tahkim ediyor ve bir biçimde e, kendi e, şöhreti, koltuğu, konumu, pozisyonu için çalışıyor. Tabii elbette ortam da buna izin veriyor. O arada Erdoğan işte efendim şey yapılan, e, Gazze'de serbest bırakılan e, Taylandlı esirler konusunda bunda diyor ben girdim devreye yaptım. Barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı. Erdoğan etkisi diye sabah manşet yapmış. Diğer gazetelerde yok bu arada. Aynı talimat milliyet hürriyete de gitmiştir ama orada çok fazla göremedim. Enteresan. Tabii Tayland'ın Dışişleri Bakanı teşekkürü kime yapıyor? Katar'a, İsrail'e, Mısır'a, İran'a ve Malezya'ya. Niye Türkiye yok? Madem Erdoğan'ın sayesinde olduysa geçeceksiniz. Hayatları propaganda yani. O arada Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes anlaşması Cuma başladı. Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi bugün bitiyor. Ee, i̇lk işaretler... Anlaşma uzatılabileceği yönünde bir e, İsrailli karşılığında üç Filistinli bırakıyor e, İsrail tarafı. Bir Filistinli karşılığında özür dilerim bir İsrailli karşılığında 3 Filistinli bırakıyor İsrail tarafı. Ve e, iki taraftan şu anda bu konuda bir netlik yok ama belli ki Hamas tarafı e, veya işte Gazze yönetimi ne derseniz buna teşne. E, Batı da bunu istiyor bastırıyor. İsrail bunu istemiyor ama bu konuda Amerika ne derse o olur muhtemelen son sözü de orası söyleyecek İsrail Gazze demişken son durum bu. Erdoğan'ın şu kira arabuluculuğu konusu çok şey oldu ama işte bu ülkede her şeyin şirazeden çıktığını gösteriyor. Yani devlet başkanı ne bileyim kişiler arasındaki kira sözleşmesine müdahale eder mi? Bunun için belediye başkanını arar mı? Ya da o vatandaşın derdi çözüldü diğerleri ne olacak? Tam bir goygoyculuk, tam bir eyamcılık yani bir gün Türkiye normale dönerse bu tür şeyler bu tür şeylerin olmadığı bir ülke olmuş demektir. Ülkenin normale dönmesi için yaşadığınız ülkenin Türkiye'nin normale dönmesi için e, kriterlerden biridir. Ben bazen ülkenizin normale dönmesi gibi bir kelime kullandığımda ya senin de ülken değil mi diye soruyorlar. Elbette benim de ülkem yani memleketim çıktığım yer vatanım anlatabiliyor muyum ana vatanım. Bunu yadırgıyor değilim de orada hani o ikinci tekil ülkenizin filan derken kastım. O işin biraz şeyinden, e, üslubun gelişinden yani elbette. Tabi uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor olmanın e, getirdiği bir şey de olabilir. E, sonuç da olabilir. Öyle bir etkisi de olabilir. Onu da yadırgıyor değilim. Öyle bir şey ağzımdan çıkarsa e, başta ben düzelteceğim bundan sonra. Bu arada Amerika'nın uğruna vize işlemlerini askıya aldığı isim tahliye edilmiş. Metin Topuz, mangalda kül bırakılmadı hakkında 15 Temmuz soruşturmaları kapsamında darbeci olarak 2017 yılında aldılar. İşte uyuşturucuyla mücadele dairesi emniyet kökenli bir isim irtibat görevlisiydi. ABD Başkonsolosluğu ayağa kalktı falan filan. iki ülke ilişkileri gerildi ve o sene unutuyor insanlar hatırlatalım. En az bir yıl boyunca ABD tüm vize işlemlerini, Türkiye vatandaşlarına tüm vize işlemlerini askıya aldı. Tahliye edilmiş şimdi. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı zaten. Zaten 8 yıl 9 ay aya çarptırılan 6-7 sene sonra bir biçimde çıkıyor. Şartlı tahliyeden yararlanmış vesaire. İşte ama hakkında sayfa sayfa neler yapıldı. Ajanlıktan, cemaat mensupluğuna, oradan başka yere kadar. Hatırlatmak gerekiyor bunları. Geçelim futboldaki terim fonu filan hikayesine. Mesut Çevik isimli bir hesap sosyal ağlarda Arda Turan'ın Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin dolar elden verdiğini iddia etti veya söylediği parayı yapay ile bir odaya 12 metrekarelik bir odaya istiflemiş böyle bir durum ortaya çıkıyor. Demek ki doğrudur yanlıştır 3 aşağı beş yukarı bavullarla para Seçil Erzan'a gitmiş öyle görülüyor. İşte bunlar da elden ele dolaşan ve en son Timur Soykan'ın bir günde bastığı e, dekontlar e, hiçbir geçerliliği olmayan e, işte böyle kastrol antetli bir kağıda altında bir imza var ama hiçbir geçerliliği yok. Yani en son hatta bazen e, banka bu işin içinde mi değil mi diye şüpheler artınca Deniz Bank'ın e, şeyini vurmuş. Şube kaşesi vurulmuş ama yani gene şey olmuyor. Yani gene bu belgede bir inandırıcılık yok. Koca koca insanlar bu belgelerle nasıl iş tuttu diyorsunuz? biliyorlardı. Yani işin e, kayıt dışı farklı bir fon olduğunu, yani banka içinde dönen bir fon olmadığını ama şüphelenenler işte şüphelenmekle kaldılar sadece. Orada Denizbank'ın avukatları, daha doğrusu Genel Müdür Hakan Akit Ateş'in avukatları e, suç duyurularına ilişkin olarak savunmalarında şunu söylemişler. Fatih Terim'in de bu meseleyle ilgili olarak Hakan Ateş'ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Yani bir biçimde Hakan Ateş olayların içinde Denizbank yönetimi işin içinde ve gitmiş Fatih Terim randevu almış. E kolay değil Denizbank Genel Müdürü'nden randevu almak niye kolay değil birazdan anlatacağım. Ama Fatih Terim olursanız alabiliyorsunuz ve gir devreye çöz bu işi demiş. Fakat e, bu işler diyor bankacılık dışı işlemler kayıt dışı işlemler bankamızda bu işin bir kaydı yok. O arada Seçil Erzan ifadesinde bankanın baskısı altında olduğunu iddia ediyor. İkinci ifadesi ortaya çıkmış. 9 Nisan'da beni korumalar eşliğinde Zincirli Kuyudaki Denizbank Genel Müdürlüğüne götürdüler. Hakan Ateş'in makamı. Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptın diye söylettirdiler diyor. Yani biraz yavaş yavaş iş e, şeyden ziyade Fatih e, en az Fatih Terim kadar Denizbank'ın ve Hakan Ateş'in de konuşulması gerekiyor kanımca. Başta atıf yaptığım hikaye buydu. Hakan Ateş atlanıyor. Eee Milliyet gerçekten cesur bir habere imza atmış Ferit Zengin imzasıyla Seçil Erzan çalıştığı bankayı suçladı. Banka başından beri haberdar. Habere yaklaşalım. Diyor ki işte burada 8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa Bölge Müdürü Sermin Hanım evime geldi Çorlu'daki Avrupa Bölge Müdürü. Burada kalmayabilirsin otelde ya da istersen benim evimde de kalabilirsin. Yanında koruma gibi birileri vardı. Geldikleri araçlar bankanın araçlarıydı. 9 Nisan'da beni korumalara eşliğinde genel müdürlüğe götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptın diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin genel müdür yardımcısı. E, banka bu yani bu tabloları ben yapmadım kimden ne kadar para aldıysam kağıtlara not almıştım diyor ama devamla şunu söylüyor bu tabloda o işte para ilişkisi içinde olduğu isimler tablosu. Aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu. Alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler. Evet. Enteresan. Yine devam. Verdiğim tüm evrakları bankada sistemde düzelttim. Bankadaki sistemde düzenledim. Banka başından beri durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar. Banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendini kurtarmaya çalışmaktadır. Banka bunu bildiği halde göz yummuştur. Ben her şeyi orada ya, ortada yaptım. Hiçbir şeyi gizlemedim. Her şeyi ortada yaptım. Hiçbir şeyi gizlemedim. Zaten 50 bin dolar üstü döviz işlemleri bankadan çekildiğinde teftişe tabidir demiş. Yani banka fena halde işin içinde ama muhtemelen en az Fatih Terim kadar bu işin algı yönetimi, medya yönetimi, yargı yönetimi veya etki, avukatlar ordusuyla falan durumu bir biçimde kurtarmaya veya pozisyonunu korumaya çalışıyor. Hakan Ateş isminden birkaç kere bahsettim. Bu e, onun genel yani geçmişine dair bu veriyi Denizbankın sitesinde görebilirsiniz. Ben aynen oradan kopyalayıp getiriyorum. Hakan Ateş kimdir? Hakan Ateş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak geçiyor. Fakat şimdi buraya baktığınızda e, biraz daha detaylı okuduğunuzda sarıyla işaretledim. Şu ortaya çıkıyor. Yani sıradan bir banka genel müdürü değil. E, 1959 doğumlu, şu anda 64 yaşında. Gençliğinden beri iş bankası ne bileyim çeşitli nakit yönetim sistemleri ne bileyim farklı işte şube müdürlüğü falan bankalarda yaparak gelmiş. En son 94-96 yıllarında Bank, Bank Express'te genel müdür yardımcısıymış Bank of America'nın danışmanlığında Bank Express'in yeniden yapılandırması projesini yürütmüş. Uzatmayacağım. Rusya'da Garanti, Bar Garanti Bank Moskova'yı kurmuş. 96 Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca da Garanti Bank Moskova'nın genel müdürü olmuş. Fakat sonra 97 Haziran ayında Denizbank'ta kurucu genel müdür olarak başlamış ve halen devam ediyor. Yani Denizbank'ı kuran isim ve kurucu genel müdür olarak devam eden isim. Bitmedi. Denizbank hisseleri 2004'te halka arz ediliyor. Sonra Mayıs 2016'da Zorlu Holding evet Deniz Denizbank'ı Zorlu Holding kurdu. Zorlu Holding sahipliğindeki Denizbank hisselerini e, Dexia'ya satıyor. ...bu süreci yönetiyor... ...sonra Haziran 2021'de... ...Dexia sahipliğindeki Denizbank hisselerini... E, ...Siberbank'a satıyor... ...yani o işi de yönetiyor... ...Temmuz 2019'da... E, piyasa e, ...zorlu piyasa koşullarına rağmen diyor... ...15.48 milyar TL'ye Emirates... ...grubuna satış sürecini yönetiyor... E, ...filan filan... ...2013 yılda City ...Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümünü... ...devralıyor... Bunların hepsini, yani banka 3-4 kere el değiştirilmiş, harka arz edilmiş, bütün süreçleri yapıyor ve hepsinde koltuğunu koruyor. Yani esasen bankanın patronu. Fiili patron. Yani Hakan Ateş demek sıradan bir genel müdür değil. Bir kral. Bankacılık sektörünün krallarından biri ve patron. 59 doğumlu TED Ankara Koleji çıkışlı. Ben Hakan Ateş'le birkaç birkaç kere karşılaştım. Neden? Selçuk Pehlival'la o zaman. Böyle TED koleji çıkışlarla, TED çıkışlılarla bir takım toplantılar organize ederdi. Bir kaçına bizi de davet etti gazeteci olarak. Gittik oturduk, yemekler yendi, konuşmalar oldu. Oradaki konuşmalardan falan hatırlarım Hakan Ateş'i. TED'liler de kendi aralarında bir dayanışma içerisinde de, içerisindeler. Emin olun şu anda TED'lilerin telefonları da, TED koleji çıkışlıların, Ankara TED koleji çıkışlıların telefonları da çalıyordur. Anti parantez, kapa parantez devam ediyoruz. Şimdi... Deniz yatırımın Denizbank, AG'de yönetim kurulu filan bunların da aynı zamanda başkanı 2020 yılı Eylül ayı itibariyle yani bundan 3 sene önce Emirates, MBD Mısır'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Yani patronun sahibinin de yani patronun sahibi olan Emirates grubunda da yönetim kurulu üyeliği var. Şimdi bu kendi özgeçmişi. yani Burada baktığınızda şunu görüyorsunuz. Denizbank eşittir Hakan Ateş. Hakan Ateş eşittir Denizbank. Patronu Genel müdür değil. Yani her şeyle patron. 97 yılından beri genel müdür demeniz de işi çözmüyor. Yani özgeçmişine detaylı baktım. Haliyle bunu da şansa bırakmayacaktır. Bu konuda kendi itibarının ve bankasının itibarının kendisi demek bankası demek bankası demek kendisi demek e, itibarı pozisyonu son derece önemlidir ve o konuda yapılan haberlerin ve soruşturma sürecinin ne bakarken Denizbank'ı ve Hakan Ateş'i e atlamayın. Onun için söyledim. Burada herhangi bir itham yok ama iddialar çok ciddi. Ve bundan hem Hakan Ateş'in hem de Denizbank'ın haberdar olmaması olanaklı değil. En azından yansıyan ifadelerle söylüyoruz ve elbette tekzip edilmemiş iddialarla konuşuyoruz. Henüz tekzip edilmemiş diyelim. İleride tekzip ederlerse de biraz geç kalmış olacaklar. Yavaş yavaş toparlayalım. Tolga Şardan hakkında verilen adli kontrol kararı da kaldırılmıştı. Hatırlatalım, hatırlatalım. Bitin Cumhurbaşkanlığı'na yargıda yozlaşmayla ilgili bir raporu var. Bunu işte deşifre etmesi üzerine. Ama MIT mahkemeye gönderdiği bilgide böyle bir raporumuz yok dedi. Onu da şer düşelim. Tutuklanmış birkaç gün cezaevinde yatmıştı Tolga Şardan. Geçmiş olsun. Bolu Bey'i Tanju Özcan affedildi. affedilmiş. Gerçi son kararı parti meclisi verecekmiş bugün ama... Neticede bağışlanma talebi oy çokluğuyla kabul edilmiş. Bu konuda da Ekrem İmamoğlu etkili olmuş olabilir. Ya da yaklaşan yerel seçimlerde dere geçerken at değiştirmeyim demiş, değiştirmeyelim demiş de olabilirler. Bolu'yu kazanmak için bunu yapmış olabilirler. Çünkü Bolu'ya başka bir aday gösterirlerse Tanju, Özcan gittiği yerde kazanabilir. Filan bir sürü dengeler var. Bütün bunların hepsini Tanju Özcan veya onun şahsında değil yerel seçime doğru hamleler doğru hamleler olarak okumanızda yarar var. Yılmaz Güney çokça tartışılıyor. Üslubu, filmciliği, sanatı, kadınlara tavrı vesaire, siyasal görüşleri. Şu ara e, tekrar başa döndük. 1974 yılındaki cinayete döndü olay. Bu cinayet e, yani Sefa Mutlu'yu, yumurtalık hakimi Sefa Mutlu'yu öldürme suçundan cezaevine konmuş. 1981 yılında firar etmişti. E, 1984'te de Fransa'da e, hayatını kaybetti kanserden. Çokça şey var. Ben bu konulara biraz vakıfım. Burada da son bilgi var. Yılmaz Güney'in ailesi Hakim Sefa Mutlu'nun mezarının açılması için mahkemeye başvurmuş. Yani burada tespit ettirmeye çalıştıkları şey kasten öldürme değil, kasta aşan bir fiil sonucu ölüm. Toprağın altında 40 senedir toprağın altındaki Yılmaz Güney'in İtibarı için böyle bir şey yapıyorlarsa Yılmaz Güney'in itibarına bir şey olmaz. Ama ben sadece kendi tanıklığımı e, ifade edeyim. Tanıklığım derken kendi araştırmalarımdan çıkardığım sonucu Yılmaz Güney ve onun geçmişine dair. Çok şey okudum sadece filmlerini seyretme değil. Çok kitapları okudum, çok anılar dinledim. Yayınlanmış bütün belgeselleri seyrettim. Çıkan hala çıkan haberleri okuyorum filan filan filan. Ama bir şeyi hiç unutmam. E, Tuncel Kurtis Yılmaz Güney'in e, can dostlarından biridir. Pek çok filminde de başrol vermiştir Tuncay Kurtize. O cezaevinde ziyarete gidiyor. İlk ziyaretlerinden biri kapalı görüş. Şey şey açık görüş değil. Arada muhtemelen işte şeyler var. Askerler var, demir parmaklıklar var falan. Uzaktan Yılmaz Güney'e "Yaptın mı? Gerçekten. Öldürdün mü? Sen mi yaptın? Kabilinden?" şöyle bir işaret yapıyor. Yılmaz Güney de başıyla onaylıyor tamam dedim diyor anladım dedim diyor biz işaret diliyle konuştuk ve öyle döndüm diyor. Yani bunu hiç unutmam. Belgesellerden birinde var. Çok da fazla 40 sene sonra bu konuyu deşmenin, kaşımanın neyse filan Yılmaz Güney'e ve onun itibarına getireceği ya da götüreceği bir şey yoktur böyle düşünür. Ve ona göre de herkesin en azından fikirlerini veya tavırlarını, eylemlerini gözden geçirmesini beklerim ama belli ki bu hoşa gidiyor ve bu konu tartışılacak diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.